Risk yöntemiyle karşınızdayız. Kofas Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk bizimle olacak dedik bu hafta. Ali Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Şimdi yani bir yandan Amerika seçimleri, bir yandan içeride tabii ki ikinci dalga endişeleri, sadece içeride değil tüm dünyada. Bu kadar belirsizlikler varken sizden alalım son rakamları, son detayları. Nasıl başlayacak şirketler son çeyreğe bu kadar belirsizlik ortamında? Valla gerçekten zor bir soru. Cevaplaması hiç kolay değil. Çünkü ikinci dalganın kuvvetli bir şekilde gelmekte olduğunu hissediyoruz. Aslında ana beklentimiz ikinci dalganın yaşanmayacağı yönündeydi. Biz şirket olarak en azından 2021'e işte bir aşının bulunması, bir tedavinin bulunması ve sonra da ekonomilerin tekrar büyümeye geçeceği bir modelle hazırlanıyorduk. Fakat gördük ki özellikle Avrupa'da yayılmanın hızlanması, Amerika'da Mart-Nisan aylarında görülen rakamların tekrar hissedilmeye başlaması bizi endişelendiriyor. Özellikle kış ayların gelmesiyle beraber maalesef Türkiye'de de dünyada da vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu bize maalesef ikinci dalganın yaşanmakta olduğunu, önümüzdeki günlerde halen uygulanmaya konulan karantina önlemlerinin biraz daha artırılarak devam edebileceğini gösteriyor. Bu tabii ki 2021 ile ilgili beklentilerimizi biraz daha negatife döndürmüş durumda. Dolayısıyla vaka sayılarına, yani COVID-19 kaynaklı risklere baktığımızda burada beklentimizin biraz daha aksine artış bekliyoruz risklerde. Diğer yandan Amerika seçimleri tabii önemli. Şu anda aşağı yukarı herkes Amerikalı olmamamıza rağmen takip ediyoruz seçimleri. Şu anda Georgia, işte Nevada, acaba Biden mı kazanacak, Trump mı kazanacak diye seyrediyoruz. Fakat biz genel olarak Amerikan seçimlerinin dünya genelinde, ekonomik politikalarında çok büyük farklılıklar yaratmayacağını düşünüyoruz. Her ne kadar Trump'ın daha ekonomi dostu görünen bir politikacı olması, büyük şirketlere daha fazla destek veriyor olması açıkçası piyasalar tarafından daha olumlu karşılansa da, Biden'ın da özellikle Çin, Avrupa topluluğu gibi büyük ekonomiler ile olan ilişkilerinde ya da gelişmekte olan ülkeler olan ekonomik politikalarında çok fazla bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Sonuçta Amerika işte merkezi bir politika üzerinden yürüyor. Çok fazla parti başkanlarının aksiyonlarına göre şekillendirilmiyor ekonomik politikaları. Dolayısıyla dünya ekonomisini aşırı derecede etkileyeceğini düşünmüyoruz Amerika seçimlerinin. Ama görünen o ki Biden her ne kadar tamamen Blue Wave dediğimiz Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ni kazanacak şekilde olmasa da en azından az bir farkla bu seçimleri alacağını düşünüyoruz. Elbette bu seçim hemen pazartesi sonuçlanacak gibi düşünmemek lazım. Özellikle Trump'ın yapmakta olduğu itirazlar ve açmış olduğu davalar ile en azından 20 Ocak'a kadar şekillenecek gibi durmuyor. Zaten uzun bir süreç. Dolayısıyla Ocak'a kadar aslında Amerikan seçimleriyle oturup kalkıp konuşuyor olacağız. Peki Ali Bey, ben biraz sizden global COFAS rakamlarını rica edeyim. Ama tabii bu soruyu sorarken en cevap beklediğim, merak ettiğim taraf Avrupa olacak elbette. İkinci dalga ve geliyor değil, geldi çünkü orada ve birçok ülkede kapanmalar, kısıtlamalar var. Tabii Fransa ayağını da merak ediyorum. Oradaki son tablo nasıl diye biraz bahseder misiniz? Şu an için şirketlerdeki batık oranları, öte yandan krediler, daralmalar ne durumda Avrupa'da? Şöyle başlayayım. Türkiye pozitif bir haberle başlayayım aslında. Bizim elimizdeki rakamlara baktığımızda dünya genelinde 2020 yılı Ekim sonuna kadar yaşanmış olan hasarlara baktığımızda dünya ortalaması, birçok bölgede bu böyle, Türkiye'nin en az iki katı. Yani biz oldukça olumlu bir dönem geçirdik. Hangi rakamdan bahsediyorsunuz? Hasar oranları. Hasar oranları. İflaslardan. Ve sorunlu hale dönüşen, zorluğa düşen firma sayısı olarak bakıyorum bu şeye, istatistiğe. Burada tabii hükümetin aldığı önlemler etkili oldu.
vermiş olduğu destekler, gerçi birçok ülke destek verdi biliyorsunuz yani parasal anlamda. Hatta Türkiye burada daha sınırlı bir mali teşvik verdi diye aslında eleştirildiği dönemlerde oldu. Ama buna karşın yine de Türkiye'deki hasar iflas oranları dünya ortalamasının altında. En az yarısı. Bu seneyi böyle geçirdik. Burada tabii bizim sağlık sisteminin de başarılı bir performans göstermesi. Mart-Nisan döneminde özellikle. Yani vakaların çok artmış olduğu dönemde. Tamamen kapanmaya gitmemizi önledi. Bu da ekonomik çarkların biraz daha hareketli olmasına, yani tamamen durmamamıza sebep verdi. Biraz da Amerika ve Avrupa'daki hasarların artmış olması tamamen durmalarından kaynaklanıyor aslında. İşte böyle baktığımızda şimdilik avantajlı bir konumdayız. Tabii şunu söyleyemeyiz, yani çok iyi durumda mıyız? Hayır. Bütün ekonomik aktörler aslında bu dönemi çok zor geçirdi. Halen geçiriyoruz. Sorunlar bitmiş değil. Açıkçası sorunlar biraz 2021'e ötelenmiş durumda. Dolayısıyla iyi yapmakta olduğumuz şeyleri devam ettirmemiz lazım. Yani bu desteklerin vergisel anlamda, işte bankalar tarafında verilen destekler, bunların Türk şirketleri için devam ediyor olması lazım. Sonuçta piyasa oyuncuları da birbirine bu dönemlerde anlayış gösterdi. Oldukça birbirimizi idare ettik, yardımlar ettik. Bunun da 2020'de devam etmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Aslında dünya genelinde sormuştunuz, oradan biraz devam edeyim. Yurt dışına baktığımızda sonuçta çok etkilenen bölgeler var. Yani şöyle başlayabilirsek, Latin Amerika gerçekten çok çok negatif etkilendi. Kuzey Amerika, Latin Amerika'ya yakın gidiyor, hasarlar oranında söylüyorum. İflaslar ve iflaslarda yaşanan artışlardan bahsediyorum. Buna da Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa eşlik etti. Bizim de biliyorsunuz ihracatımızın %50'si takriben Avrupa'ya yapılıyor. Bu da şöyle bir etki yarattı Türkiye'de. Kofas Türkiye olarak yaşadığımız hasarları kabaca %70'ini yurt dışından aldı. Yani Türkiye içinde aldığımız hasarlar çok daha sınırlı oldu. Bu o da, zaman ihracatçılar özelinde daha mı? İhracatçılar özelinde riskler arttı. İhracatçılar üzerinden mi riskler arttı o zaman Türkiye'de? Aynen öyle. Riskler çok çok arttı ihracatçılar tarafında. Özellikle birkaç da ülke isim vereyim. Lütfen. Çünkü gerçekten normal ortalamanın 2-3 katı etkilenen ülkeler oldu burada. Bunları da şöyle sayabiliriz. Notlarımdan bakıyorum. İsviçre, Fransa, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avrupa tarafında çok etkilenen ülkeler. Diğer tarafta Güney Afrika, Fas, Amerika, Kanada, Singapur, Hindistan, Arjantin, Şili, Meksika ve Kolombiya gerçekten hasar oranları bakımından, yaşanan sorunlar bakımından oldukça ileri düzeyde. Bu tabii Kofas Global'in rakamları. Kofas Türkiye'nin rakamları değil. Kofas Türkiye'de de top'tan verebilirim size. En çok hasar aldığımız ülkeleri. Burada da birinci sırada Fransa var maalesef. Çünkü çok ilişkilerimiz var, ticari ilişkilerimiz var. Fransa ve Almanya en başta. Daha sonra Meksika ve Amerika geliyor. Ki bu da bizim aslında ne kadar uzak pazarlara ulaşabildiğimizi gösteriyor. Daha sonra da Hırvatistan, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Fas gibi ülkeler. Bu da bence şunu gösteriyor. Türkiye ihracatçısının aslında çeşitlilik yaratabildiğini gösteriyor. Birçok ülkeye, farklı ülkeye gidebilmişiz. Burada ürünlerini satabilmişiz. Elbette arada hasarlar da olacak ki bu kadar kötü gelişen ekonomik koşulların olduğu bir dönemde. Bu da normaldir diye düşünüyoruz. Şimdi sitenizde de 3. çeyrek için 28.5 milyon euro net gelir açıkladığınız ve 15 milyon euroluk da hisse geri alım programı başlattığınız var. Ben biraz bunun detaylarını alabilir miyim? Kofas Türkiye'nin ilk 9 aylık rakamlarında neler dikkat çekiyor? Bahsettiğiniz şey biraz Kofas merkezinin Fransa'nın rakamıydı. Hisse geri alım programı. Düzeltiyorum, global rakamlar. Evet, Türkiye özelinde de sorayım ben. Evet, global rakamlar. İlk 9 ayda gene globalden gideyim. Globalde çok çok iyi bir dönem geçirmedi bütün alacak sigorta şirketleri. Özellikle ilk 6 ayda diyebiliriz. Fakat 5. 6. aydan sonra özellikle Avrupa'daki büyük ülkeler, Almanya, Fransa, Hollanda gibi finansal sisteme destekler verdi. Sigorta şirketlerine de verdiler. Dolayısıyla taşımakta olduğu riskleri, taşımakta olduğu limitleri tutmaları için bir takım top-up programları yaptılar ve
risklerin bir kısımlarını üzerine aldılar. Bu da tabii karlılığa olumlu etki yaratsa da sonuçta hasar oranlarında en az 10 puanlık dünya genelinde bir artış oldu. 10 puan demek şu demek, 2019 ile 2020 yılları arasında Coface Global'in aslında %25 oranında ödediği tazminatlarda artış demek. Yani 10 puan bunu gösteriyor. Bu da tabii karlılığı negatif olarak etkiledi ama ufak da olsa bir kar açıkladık ilk 9 ayda. Bunun yanında da ilk 9 ayda gene hisseleri desteklemek için program dahilinde hisse geri alımları da yaptı şirket. Dolayısıyla bu zorlu dönemde hükümetlerin verdiği destekler ile beraber aynı zamanda hem partnerlarımızla, işte brokerlar ve diğer bankalarla yapmış olduğumuz çalışmalarla mevcut müşterilerimize dünya genelinde destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye'ye bakarsak da ilk 9 ayı oldukça iyi geçirdik. Olabildiğince Türk şirketlerimize, ihracatçılarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Elbette hasar ödemelerini kontrol altına tutmaya çalışıyoruz ama dünya genelinde yaşanan hasar artışları bizi de etkiledi. Oradan dediğim gibi almakta olduğumuz hasarların oranı da %70-30 oldu ki normalde bu %50-50 giderdi. Belki biraz daha altındaydı. Orada bir artış gözlemliyoruz. Peki sürenin sonuna geldik ama birkaç cümleyle sektörlere pek değinme fırsatımız olmadı Ali Bey. Ne dersiniz? Orada trendlerde değişiklik var mı? Özellikle hasar oranları ve iflaslardan. Maalesef çok değişiklik olmadı. Tabi burada Türkiye spesifik bir durum da var. Önce dünya genelini söyleyeyim. Mart-Nisan'dan beri biliyorsunuz havacılık sektörü, otomotiv sektörü, turizm, nakliye, özellikle tekstil ve perakendesi, bunlar çok olumsuz etkilenen sektörü haliyle. Tüketim harcamalarında oldukça yavaşlama var. Hizmet sektörü oldukça kötü gidiyor. Bu ikinci dalganın geliyor olması maalesef hizmet sektörünü tekrardan vuracak gibi. Oysa ki üçüncü çeyrek rakamları biliyorsunuz büyümeler dünya genelinde rekor düzeyde iyi geldi. Çünkü bir önceki dönem rekor düzeyde düşmüştü. Fakat Ekim ayında aslında bir toparlanma sinyalinin devamını gördük. Yani son çeyrekte de sanki bu devam edecek gibiydi. %50'nin üzerinde PMI'lar geldi hem Türkiye'de hem dünya genelinde özellikle Avrupa'da. Fakat hizmet sektörünün performansı Ekim ayında desteklemedi bunu. Şimdi Avrupa ve Amerika bütün toplam ekonomiye baktığımızda %70 aşağı yukarı hizmet sektörü. Hizmet sektörü bu büyümeyi desteklemez ise 2021 yılında maalesef dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde biz bu ivmeyi yani pozitif ivmeyi tekrar yakalayabilmemiz kolay gözükmüyor. Özellikle Amerika'da 2023'ten önce 2019 verilerine geri dönüşü beklemiyoruz. Dolayısıyla hizmet sektörü gelişmediği sürece maalesef dünya genelinde bu bahsettiğim sektörler iyileşmede olmayacak gözüküyor. Türkiye genelinde ise gene inşaat ve ağırlıklı sektörlerde sıkıntı var. Tekstil ve bunun perakendesinde sıkıntı var. Otomotiv sektörü bizde iyi gidiyor dünyanın aksine. Onun dışında çok kötü gidiyor diyebileceğimiz bir sektörde görmüyoruz. Çünkü biz de hala büyümeye olabildiğince devam ediyoruz. Ali Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, katılımınız için. Coface Türkiye Genel Müdürlüğü Genç Türkiye ağırladık. Risk yönetimini kapatıyoruz. Hoşçakalın.